Merhaba sevgili takipçilerimiz. İstanbul Zeytinburnu'ndan herkese selamlar ve sevgiler. Eski bir dostumuz geldi. Hayatımıza aşağı yukarı 7-8 ay önce girdi. Semih sağ olsun. Opel Insignia aracı. Aracınla ilgili bilgi verir misin Semih? Opel Insignia aracım 1.6 motor, 170'lik. Ağustos aylarında Bayram abimle tanışıp VGT taktırdım. Allah'a şükürler olsun. Çok iyi bir durumda. Onun sayesinde birçok yol yaptım ve performans olaraktan kullanıyorum. Bazen yakıt tasarrufu olarak kullanıyorum. O benim keyfime kalmış bir şey. Aynen. Etinden sütünden her şeyinden istifade ediyorum. Her şeyinden istifade ediyorum. Evet, İstanbul şehir içinde tasarruf amaçlı kullanıyorum. Uzun yollarda güç ve performans dayalı kullanıyorum. Gayet memnunum. Herkese tavsiye ediyorum. Ve bir an öncenizi taktırmanızı istiyorum. Evet, muhakkak gelsinler, bir denesinler. Satın almasınlar, önemli değil. Evet. Ama gelsinler, bir tecrübe etsinler. Kendi araçlarıyla denesinler. Dostluk, muhabbet, sohbet. Buyurun gelin yani. Sıkıntı olacak bir şey yok. Evet. Hiçbir sıkıntı da yok. Hani abi kardeş, çay için, pasta yiyin. Evet, bu arada kesene bereket. Yok abi. Ziyarete gelirken ekler almış getirmiş. Çok da güzeldi, lezzetliydi. Kesene bereket. Şu anda aracımda ufak dokunuşlar yaparak fazla gaz pedalına basmıyorum. Evet, kadranı da göstereyim ben bu arada. Ve üçlerde, 2.5 sabit ayağımı tutuyorum. Ve bu şekilde. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet, Opel Insignia. Aslında ziyaretimize gelmişken biz şöyle bir eski kullanıcı sohbet videosu çekelim dedik. Test videosundan ziyade, ama düz gidelim. Ama tabii ki kazanımlarını da burada anlatıyorsun. Aynen. Tabii arabada bir eski kullanıcımız daha var. Sevgili Kayan. Kayan merhaba, 2017 arkadaşlar. Aralık mıydı abi? Evet. 2017 aralığından beri. Evet. Gerçi tanırsınız. Çok güzel videoları var kendisinin. Bu arada o kadar gönül verdi ki VGT'ye, hem dostumuz oldu hem de yani, Anadolu pazar günümüzü dahi. Evet. VGT'ye ayırıyoruz. Aynen. Çünkü VGT yerli bir üretim. Dost bir üretim. O yüzden de hem destek vermek için hem de keyif aldığım için, arabayı sevdiğimiz için bütün herkesi ücretsiz teste davet ediyorum. Evet. Gelin, test edin. Oturalım, konuşalım, sohbet edelim, çay içelim. Ondan sonra testimizi de yaptıktan sonra farkı göreceksiniz zaten. Evet. Ha, farkı görmüyorum, hala görmüyorum derseniz zaten sıkıntı değil. Cihazımızı alıyoruz, tanışmış oluyoruz. Tokalaşıp ayrılıyoruz. Evet, Kayan. Ama farkı görmeyen sürücü sanmıyorum olmayacaktır. Sadece gelip denemeniz gerekiyor. Evet. Herkese tavsiye ederim. VGT candır. Herkese tavsiye ederim. Evet, evet. Sloganımız bu. Slogan o. Kayan gönüllü temsilcimiz. Kendisi Anadolu yakasında. Kendisine ulaşan herkese VGT montajını evet, yapıp yardımcı olur. Evet, test ettiriyor. İsteyenin de satın almasını sağlıyor. Evet, ben tekrar Semih'e dönmek istiyorum. Şu anda sahil yoluna çıktık. Hava da çok güzel gerçi, kalabalık ama bizim yolumuz açık. Yani Insignia'da gördüğümüz değerler. Ya bu hacimdeki bir motorla bu kütledeki bir aracın bu değerleri görmesi mümkün mü abi? 4'ler, 3'ler, 2 küsürler. Yani VGT yokken zaten göremez de. Evet, VGT. VGT farkı zaten bu. O yüzden insanların gelip görmesi lazım. Evet. Gelip görmeden uzaktan lütfen fikrinizi söylemeyin. Önce bir test edin, sonra fikrinizi söyleyin. Tabii istediğinizi yapın ondan sonra. Yani tabii ki bazıları gibi önce fikir sahibi olmadan bilgi sahibi oluyorlar güya. Öyle bir şey yok ama. Öyle bir şey yok. Önce bir gelin, görün, deneyin, test edin. Sonra fikrinizi beyan edersiniz. En mantıklısı o zaten. Evet, biz bizi asmaya gelen çok kişiyi şaşırttık ve onların hemen hemen hepsi de şu anda çok yakın dostlarımız oldu. Evet. Evet, Salih'cim, Semih'cim. Arkadaşlar, toplandı. Herkese tavsiye ediyorum ve bir an önce taktırmanızı istiyorum. Hem çevre dostu, hem yakıt ekonomisi, hem performans, her şeyiniz yanınızda. Valla sürüş konforunu da söyle. Araban konforlu ama ya, tabii ki sırtında taşımıyorsun. Sürüş konforumuz çok güzel ve
bir insana rahat veriyor. Tamsa. Ve daha rahat bir şekilde araba kullanıyorsun ve akıyor. Performans aldıkça zaten tatmin oluyorsun. Bunun da sayesi VGT dahilinde. Eyvallah. Şuradan VGT soldan. Olmadan önce ben de kullanıyordum. Arabam biraz antaldı. Açık ve net gerekirse Insignia 2 tona yakın bir araba. Ve kalkışlarda çok problem yaşıyordum. Ama şu anda gayet memnunum. Herkese tavsiye ederim. Ağzına sağlık, ayaklarına sağlık. Evet, herkesi bekliyoruz. Türkiye'nin her yerinde montaj ve test merkezlerimizi ziyaret edebilirsiniz. Montajda aracınıza ziyaret edin. Montaj ücretsiz. Hiçbir şekilde montaj esnasında sizden para talep edilmiyor. Daha sonrasında bir test sürüşüne çıkıyorsunuz. Bu test sürüşü esnasında farklılığı fark ederseniz ki eğer fark etmemeniz mümkün değil. VGT takılan her araç kazanmak zorunda ve kazanır kayıtsız şartsız. Sadece ve sadece sürücünün sürücülüğüyle doğru orantılı olayı düz gidelim. Olayı doğru okumasıyla doğru orantılı bir sonuç var. Tasarruf odaklı kullanmak istiyorsan biz kimseye yolun sağından gidin, arkanızda konvoy oluşturun demiyoruz. Alıştığınız hızlarda arabanızı kullanın ama sürüş alışkanlığınızı VGT'li araba kullanmaya göre değiştirin. %20'nin altını asla kabul etmiyoruz. Performans istersen performansı da alırsın. Örneklemek adına konuşuyorum. 1.6 litrelik bir araç, buradan sağdan gireceğiz, 1.9 litre gibi size güç üretecek ve yine 1.5, 1.6 gibi yakacak. Bunu da doğru okumak gerekiyor. Ciddi performans kazancının yanında yakıt tasarrufunu da böyle okursanız açıkçası elde etmiş olduğunuzu görür ve anlarsınız. Hepinize teşekkürler. Bu video burada bitti. Görüşmek üzere.